Görüş kolaylığı açısından tam ekran izlemenizi öneririz. Daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube hesabımızı takip edebilirsiniz. Yazar Çağrı Aksu. Puzzle çözen adam. Veri analizi. Veri bilimi problemlerini çözmek. Arkadaşlar, veri bilimi biraz da puzzle çözmek gibidir. Elinizde bir sürü araç var ve bu araçları nasıl kullanacağınız size kalmış. Sakın internette gördüğünüz kopyala yapıştır yazılar, videolar, kitaplar aklınızı karıştırmasın. Hiçbir zaman oralarda anlatıldığı gibi olmaz, gerçek iş dünyasının çözmeniz gereken problemleri. İşte biraz da bu yüzden karşıyım hazır veri setlerine, uydurma eğitimlere. Veri bilimi eğitim ekosisteminde toplasan 20 tane veri seti var ve bütün içeriğin %95'i bu veri setleri üzerinden dönüyor. Sadece veri setleri de değil üstelik, inanılmaz bir şekilde, herkes bir diğerinin aynını yapıyor. Tabi bu tekrarda süreklilik hali, bir noktadan sonra kim var kim yok içine çekiyor herkesi. Ezberlere dayalı, yalancı bir iklim kaplıyor sınırlı dünyaları, kimse sorgulama ihtiyacı duymuyor, kimse araştırma ihtiyacı duymuyor, kimse öğrenme ihtiyacı duymuyor. Sonuç, günümüzde akıllı bir lise öğrencisinin bir ayda çözeceği birkaç şeyi bilen insanlar topluluğu. Dünyanın en çok para kazandıran mesleklerinden biri veri bilimciliği bu mudur? Ortalama bir lise öğrencisinin yapabildiği şeyler için size o kadar para veren olur mu? Ne yapacaksınız? %35 anlamakla başlıyor her şey, problemi anlayın, veriyi anlayın, analizi anlayın, ürünü anlayın. %20 anladıktan sonra planlamanız gerekiyor, veriyi nasıl toplayacağınızı planlayın, veriyi nasıl kullanacağınızı planlayın. Çözüm yolunu planlayın. Nasıl ürünleştireceğinizi planlayın. %35 artık kod yazmaya başlayabilirsiniz. Entegrasyonları kodlayın. İşlemeyi kodlayın. Algoritmaları kodlayın. Ürünü kodlayın. %10 ürün gelişim döngüsünü yazın. Zaman çizelgesini yazın, güncelleme kurallarını yazın, test senaryolarını yazın ve şimdiye kadar yaptığınız her şeyi yazın. Puzzle çözen adam. Evet arkadaşlar, yukarıda bir sürü madde yazdık. Anlayın, planlayın, kodlayın, yazın. Peki nasıl yapılacak bu işler? Elbette ki en kolay yöntem internet üzerinden eriştiğiniz örnekler üzerinden gidip, orada ne yapıldıysa kendi probleminize uygulamaktır. Fakat unutmamak gerekir ki internet üzerinden bulacağınız çözüm ancak bir genelleme olabilir. Yani kendi probleminize en uygun çözümü değil de, her soruna uyabilecek daha genel bir çözümü tercih etmiş olursunuz. Ve unutmamak gerekir ki, makine öğrenmesinde, genellemeler model başarısından yer. Yani genelleme yaptıkça tahmin gücünüzü düşürürsünüz. Diğer yöntem ise, problemin ilgili olduğu tüm konuları belirlemek ve bu konunun uzmanlarını bir masa etrafında toplamaktır. Yani, bir veri bilimi takımı oluşturmaktır. Bu masa etrafındaki insanlar, problemi en başından ele alır, her yönüyle değerlendirir ve çözüm yolunu bir bulmaca çözer gibi sırayla oluşturur, anlar, planlar, kodlar ve yazar. Bir şirket içerisindeki ortaya çıkabilecek veri bilimi problemleri genellikle birbiriyle ilişkilidir. Yani bu masa bir kere kurulup bir kere analiz yapmaya başlarsa, zaman içerisinde her yeni problem için daha hızlı ve güçlü çözümler üretir. Burada modellemenin temeli olan problemi parçalara bölme kavramından da bahsetmek gerekir. Her şeyi çözen genel modellerden kaçınılması çok önemlidir. Problemlerinizi küçük parçalara bölün ve bu küçük parçalar için çözümler üretin. Bu yöntem çözümlerinizi ve sonuçlarınızı daha anlaşılır ve yönetilebilir kılacaktır. Unutmayın ki, bir çözüm modeli zaman içerisinde güncellemeye muhtaçtır. Fakat her güncelleme bütün bir modeli kapsamayabilir. Küçük parçalara böldüğünüz probleminizin, küçük bir parçası için ürettiğiniz bir çözüm modelini güncellemek her zaman daha kolay ve tehlikesizdir. Ve tabi küçük parçalara bölünmüş problemin küçük parçaları, veri bilimi takımı içerisinde dağıtılır ve takım üyelerinin spesifik bir konuda çalışması sağlanır ise daha iyi ve güncel çözümlere ulaşılabilir.
Pratik yapmak. Bu özellikle henüz sektöre girmemiş ve dolayısıyla probleme ve veriye ulaşamayan arkadaşlarım için zor bir konu. Öncelikle pratik yapmak için çok büyük verilere ihtiyacınız olmadığını bilmeniz gerekir. Dolayısıyla kendinizin oluşturduğu küçük veri setleriyle de pratik yapabilirsiniz. Peki ekip nasıl kuracaksınız? Bunun için çalışma gruplarına katılabilirsiniz. Mesela bizim grubumuz ya da benzer diğer gruplara dahil olup, diğer üyelerle birlikte bir problem belirleyip, bu problem üzerinde birlikte çalışabilirsiniz. Okuduğunuz için teşekkür ederim. Çağrı Aksu.